Arkadaşlar hepinize merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan anlayacağınız üzere İstanbul'daki etkinlikte bize sponsor olan firmaların gönderdiği ürünlerin videosu. Bayağı bir uzun oldu. Hemen ilk başta söyleyeyim. Yüzümdeki makyajı merak ediyorsanız bize sponsor olan firmalardan biri Hunca Life. Hunca Life ürünleriyle sadece onun ürünlerini kullanarak yaptım. Ki en azından hani size bir iki bir şey gösterirken fikrim oluşsun istedim. Gerçekten ürünler çok güzelmiş. Ben hemen bize sponsor firmaların neler getirdiğinden şöyle bir bahsedeyim size. Hunca Life müthişti. Yani daha ne söylenebilir bilmiyorum. Gerçekten harika ürünler gönderdi. Şöyle 6 tane fırçam. Fondötenimi şununla uyguladım. Çok memnun kaldım. Göz altlarımı bununla dağıttım. Gerçekten çok güzel. Kaşlarımdaki kalem şu. 80-479. Dediğim gibi tüm makyajımın detayları videoda var. Videonun linkini aşağıya bırakacağım. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. O yüzden kısa geçeyim. Göz kalemi, göz altı kapatıcısı. Maskarası ki maskara da harika. Çok sevdim. 2 adet şöyle... Ruju. Tabii ki hepsinin kapakları var fakat ben rahat görünmesi için ve burada uzamaması için kapaklarını çıkardım. 2 adet likit mat ruju. Tüm bu ürünlerin ne şekilde nasıl ulaşabileceğinizin tüm hepsinin firmaların linklerini ben aşağıya koyacağım. İnternet ve Instagram adreslerini oradan da bakabilirsiniz ama Hunca Life ürünleri gerçekten çok güzelmiş. Çok çok harika ürünler gönderdiler. 3 adet fondöten göndermişler. Bu sadece bana değil, herkese ayrı ayrı bir şekilde gitti. Gözümdeki makyajda kullandığım farım 80-450. Bu şekilde 4 renk, 4 tane dörtlü göz farı, mavi tonu, siyahlı, grili ton. Ve... Yani bakın şöyle dediğim gibi elime geliyor. Müthiş bir kalıcılığı var farların. Dokunduğunuz gibi renk veriyor. Pigmentasyonu gerçekten çok güzel. Şöyle yeşil tonlarında far var. Gene aynı serinin Color Illusion serisinin şöyle bir allı şeftali bronz. Harika. Yani elimde de elim yüzümdeki bu değil ama harika. Ben bu kadar güzel, bu kadar iyi bir film olma açıkçası bilmiyorum. Şöyle Pearl serisinden ki ben ambalajlarına bayıldım. Şöyle tabii ki ben az önce kullanırken bayağı bir parmak izi yaptım bunları ama iki tane harika pudra geldi. Şöyle göstereyim. Ve bir de daha biri açık biri koyu renk. İkisi de pudra. Dediğim gibi merak ediyorsanız duruşlarını videonun linki aşağıda, oradan izleyebilirsiniz. Son olarak yüzümde kullandığım allığı göstereyim. Tabii ki de. Ben bakın allığımda. Yüzümde kullandığım allık sadece bu var. 80-488 bronzer ya da aydınlatıcı hiç uygulamadım. Sadece doğal bir allık var yüzümde. Hunca Life gerçekten dediğim gibi çok güzeldi. Harika ürünler göndermiş bize. Tekrar teşekkür ediyorum. Firmaların isimlerini unutmamak için ben listesini de yaptım. En güzel firmalardan biri şu an üstünde görmüş olduğunuz tulum var. Şöyle trend bende. Hem Instagram'da hem de internette satışları var. Trend bende güzel. Hepimizin bedenlerini aldı. Şöyle bize uygun giysiler göndermiş. Çok kalkan. Böyle idare edin şimdilik. Çok güzel böyle. Herkese değişik değişik geldi. Benim şansıma da bu tulum geldi. Kamuflaj desenli. Daha önce hiç kamuflaj giymemiştim. Benim için bir ilk oldu. Şu büyük poşetleri göstereyim. Yayla bizlerle birlikteydi. Dayanamadım. Ben bir tanesini yaptım. Ben böyle bir kolay et görmedim ya. Yemek yapamıyorum, yemiyorum, yapamıyorum diye bir şey yok herhalde. En yemek yapmayı sevmeyen insanlardan biri benim herhalde. Şöyle gerçekalı, çiyalı,
Benim yaptığım kinoalı bulgur. Yani bunun her şeyi içinde. Pilav yapıyorsunuz, işte kuru sebzeleri her şeye kadar koymuşlar. Siz sadece yağ ile biraz kavurup üzerine tuz ve suyunu koyuyorsunuz. Hepsi için aynı şey geçerli. Peki şöyle, ben bunlara bayıldım. Bu müthiş bir kolaylık. Böyle bir ürün olduğunu bilmiyordum. İyi ki firma bize böyle bir şey göndermiş. Gerçekten çok sevdim. Mutlaka yaylanın ürünlerine göz atın ki daha önceki etkinliğin birinde de bize sponsor olmuştu. Ketan geldi. O da çok güzel. Ben yaylanın ürünlerini gerçekten çok seviyorum. Doktor Ötker bizlerleydi. Dayanamayıp ben ekmeği yaptım. Harika ya. Yok böyle bir şey var. Ekmeğin içerisinde yapıyorum. Gerçekten çok güzel. Şöyle kek burger. Bunun tadının biraz fazla olduğunu söylediler. Biraz fazla şekerli olduğunu söylediler ama bilmiyorum. Ve brownie kek. Şu an havalar sıcak ve ben biraz kilo aldığım için dikkat etmeye çalışıyorum kendimce şimdi kadar ediyorsam. Ve fondü. Tatlıları biraz daha böyle serin mevsimlerde tercih ediyorum. Ama sanırım dayanamayıp bunu da böyle yapacağım. Doktor Ötker de harikalar yaratmıştı. Büyük kolilerden geçeyim. Küçükleri en sona bırakayım. Şöyle hijyenik, hijyenik. Nasıl okursanız. Ben bir önceki etkinlikte bu ürünlerle tanıştım. Fikrim oluştu. Yetmedi. Çok sevdim. Çevremde kime gördüysem de tavsiye ediyorum. Hijyenin şöyle köpük banyo ve ders temizliğisi. Bunu denemedim. Ki eminim bu da çok güzel. Diğer ürünleri gibi paslanmaz çelik yüzey, ankastre, benim ocağım falan cam. Ankastrem de bileyim. Onu da deneyeceğim. Silikonlu temizleyici. Bununla toz olabilirsiniz, cam silebilirsiniz, aracınızda, araba için kullanabilirsiniz, metallerde, mobilyalarda her şeyi kullanabilirsiniz. Harika bir ürün. Toz aldıktan sonra birkaç gün idare ediyor. Koyu renk mobilyalarda bile çok rahat kullanabiliyorsunuz. Silikonlu olduğu için üzerine su dökülse bile leke tutmuyor. Yani hemen şöyle gene bununla silseniz geçiyor. Bu çok güzel bir ürün. Çok sevdim ama daha da mucizevi bir ürünüm var ki o da su. Leke çıkarma mendili. Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da yaşayanların İskender, döner, kebap, Bursa kebabı eve gidiyor ve biz de çok gidiyoruz eşimle. Eşim bir gün beyaz bir tişört giymiş. İskender'i yerken yağ ve salça yani dahası yok. Beyaz Lotos tişört üstüne şuradan şöyle komple bir indirdi. Bildiğiniz kırmızı yağ. Yanında da bunlar vardı ve daha önce hiç denememiştim. Çantamda ne olur ne olmaz diye koymuştum. Daha önceki etkinlikten gelmişti aynısı. Dedim ki ya gel bir deneyelim bakalım hani ne olacak bir şöyle sileyim. Islak mendil gibi çünkü içinden şöyle tek tek çıkıyor. Şöyle tek bir ıslak mendil gibi. Ben böyle mucizevi bir şey görmedim gerçekten. Soslu yağ yani dahası yok tereyağı salça ve tereyağı. Şöyle iki silmemle Lacoste, beyaz Lacoste tişörtün üstünü hiç leke bırakmadan hepsini temizledim. Bayıldım. Yani böyle bir ürün yok. Nerede gördüyseniz, nerede satılıyorsa lütfen aşağıya yazın. Elimdeki bitmemişti. Bu geldi. Ben tatile giderken de yanıma aldım. Tatilden yeni geldim bu arada. Yeğenlerimle, annemle, kız kardeşimle falan bir tatile gittik kızlarla. Onlar da denediler. Herkes bayıldı. 3-5 tane koymuştum yanıma. Gerçekten bunu kullanıp memnun kalmayan yok herhalde. Yani penye tişörtlerin üstünden, kot pantolondan, dediğim gibi bizde Lacoste tişörtten hepsinde lekeyi mükemmel çıkardı. Gerçekten ama gerçekten harika bir ürün. Yani marka süper şeyler çıkarmış. Çok teşekkür ederim. En çok sevdiğim sponsorlardan biri. Ama kullanmayan yok herhalde. Sıvı deterjan ben her zaman kullanıyorum. Mayolarda, bikinilerde, kazaklarda, koyu renklerde. Yani harika. Çok teşekkür ederiz. Daha söyleyecek bir şey yok çünkü. Mükemmel ürünler. Bismate. Ben bunun daha önce çamaşır sularını kullanmıştım. Ve sponsor olarak gelmişti. Bu kez cam temizleyecek. Çok daha kokulu. Bakalım. Hasta olduğum için bunlar... Aa, çok güzel. Cam temizleyicilerle ben genelde evde toz alıyorum çünkü.
Yani de bütün mobilyalar beyaz olduğu için her dakika toz alınıyor. O yüzden bu tip şeyler çok kullanışlı oluyor. Çamaşır suyu ya da Arap sabunu temizleyicileri çok güzelmiş. Eminim bu da çok güzeldi. Ve yanına da şöyle minik bir çamaşır suyu koymuşlar. Birçok kişi karşı evet. Ama bundan da daha güzel dezenfekte eden bir şey yok maalesef. Alerjilerim olmasına rağmen kullanıyorum. Üzgünüm. İsmet'e çok teşekkür ederim. Deterjan olarak bu yaz beni bayağı bir kurtaracak ürünler geldi. Dün İsmail şöyle bize ajanda göndermiş. Bölüm bölüm şöyle. Güzel. Buna notlar alırız. Teşekkür ederiz. Harikaydı. Hemen söyleyeyim. Yayın evini karıştırmamak için. Zepros yayınlarından güvencesizlikteki bilgeliği okuyamadım. Başlayamadım. Dediğim gibi etkinlikten geldiğimde bir süre hastaydım. Sonrasında tatile gittim. Yanıma da almadım. Merakla okuyacağım kitaplardan biri. Ona da teşekkür ederiz. Şu sırayla ben elime geldiği gibi gideyim. Theos Farm hemen firma ismini tam söyleyeyim size. Gurme 212. Gurme 212. Herhalde bu da aynı. Gurme 212. Bal kabağı püresi. Acı şöyle top biberler. Acı paprika. Kiraz biberi turşusu. İşte bu kadar da biliyorum. Ve toz şeklinde domates. Kurutulmuş domates. Bunda ne olur? Bunda ben çörek falan yaparken zeytini içine koyabilirim. Teşekkür ederim. Bal kabağını hiçbir şekilde püre olarak kullanmadım. Ne şekilde ne yaparım onu da bilmiyorum. Bu arada değişik firmalar da geldi. Bildiğimiz güzel firmalar da geldi. Çok hoşuma gidiyor izleyen etkinlikler. Dermofil'in el kremini, şu minik el kremini birazdan göstereceğim. Bir bu paketi de koymuşlar. Bayılıyorum ona. Harika bir el kremi. Çok hoşuma gidiyor. Çok da güzel yani yağsız. Ellere de çok iyi geliyor. Çok seviyorum. Şöyle büyük 500 ml'lik bir duş jeli geldi. Lavanta kokulu. Lavantayı çok sevmem. Ama çok hafif güzel bir kokusu var. Kullanabileceğim bir koku. Çok feromon olan peel off siyah soyulan maskelerden. Tabii İngilizcesini okuyayım dedim. Şöyle baktım zorlamaya gerek yok. Şöyle 50 plastik güneş koruyucu. Kil içeren diş macunu hiç denemedim. Ve benim en favori el kremlerinden biri Dermotil'in el kremi. Gerçekten çok seviyorum şu el kremini. Minnet minnet çantama da atıyorum onları. Çok güzel oluyor. Dermotil süper ürünler göndermişti. Harika. Essence bizlerle birlikteydim. Essence'da Instagram'da ojesini sürmüştüm. Fatih'e gitmeden. Çok güzel. Şöyle mor berry tonlarında bir oje. Lip gloss gelmiş kırmızı. Bu her zaman benim kullandığım renklerden değil ama çok güzel bir ürün. Ve merak ettiğim maskaralarından Essence Volume Stylist Lash Extension Maskara. Şöyle bendeki bu rengi. Sanırım bir de bunun pembesi var. Açayım mı fırçasını? Merak ettim. Bakmış mıydım ki? Açıkça ben bakmışım mutlaka. Şöyle çok ince bir fırçası var. Bunları deneyelim ya. Bir yeni gelen ürünlerle bir makyaj yapalım mutlaka. Güzel oluyor. Şöyle siyah bir maske geldi. Soyulabilir siyah maske. Bunu tüm yüzünüzde kullanabiliyor musunuz? Maya. Kozmetik olarak geçiyor. Instagram'da da bu şekilde. İnternet sitesinde böyle. Daha önce hiç denemedim. Bunu da gene deneyip paylaşırım sizlerle. Yoblas bizimleydi. Şöyle sarımsak şampuanı. Bunlardan yılda kaç tane bitiriyorum bilmiyorum. Daha bir Yoblas hakkında bir şey anlatmaya gerek var mı onu da bilmiyorum. Çok severek kullandığım şampuanlar. Zaten bu etkinlikte gelmeden bir gün önce markete gidip iki tane almıştım.
Bu da geldi. Tatilde de bunu kullandım. Çok da memnunum. Severek kullandığım bir marka. Her zaman zaten bitenlerde de, favorilerde de, saç ürünlerinde mutlaka gösterdiğim markalardan biri. Uber Kozmetik. Ben ilk defa duydum, ilk kez tanıştım. Şöyle jel bir kolonya. Calendula diyecektim ki değil. Aynı Sefa. Calendula Almancası. Aynı Sefa çiçeği içeren yüz kremi. Aynı Sefa nedir? Ciltteki alerjiyi baskılar, alerji için kullanılan bir bitki. Çil ve leke oluşumunda etkileyici günlük yüz kremi diyor. SPF'i var mı bilmiyorum. Kuru ciltler için uygundur diyor. Uber Kozmetik daha önce hiç duymadım. Bu yanınız kullananınız varsa lütfen bana aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Ve şöyle 50'lik bir güneş korucu UVA ve UVB dermatoloji testlerinden geçmiş güneş koruma sütü. İnternet sitesinde şöyle bir baktığımda bir yazı dikkatimi çekti Uber Kozmetik ile ilgili. Yurt dışına ünlü bir marka için burada fason üretim yani burada üretilip başka bir marka adıyla yurt dışında satıldığı yazıyordu. O yüzden merak ettim. Deneyeceğim ürünlerden biri. Jel kolonyada ben çok kolonya sevmem ama eşim muhtemelen kullanacaktır ki şişesi de çok sevindi. Sevenler mutlaka baksın. Jel oluşta güzel. Bayıldım diyebilirim. Bunca yıldır nasıl ben bunu keşfetmemişim, nasıl denk gelmemiş anlayamadım. Schwarzkopf Bonecour artık nasıl okunuyorsa Miracle Oil yağlı saçlar için şampuan ve ki şu da çok efsane bir şey kalın telli saçlar için kuru saç yağı. Ben bunları evde peynir ekmek gibi bitiriyorum. Kuru saç yağlarını. Çünkü artık duşta saç kremi kullanmadığım için duştan sonra saçlarıma yağ sıkıyorum. Ya yok böyle bir koku ya. Şunun kokusuna yemin ederim bayıldım sırf kokusu için. Alınacak harika bir ürün. Denemek için sabırsızlanıyorum. Yani bunlar 2 hafta evde bekledi ama gene siz bana sorun. Kendimi nasıl tuttum kullanmamak için? Bu o kadar değil de şampuanın kokusuna hastayım. Sırf kokusu için muhtemelen bunu almaya devam edeceğim ve aynı serinin yağını bulursam kokusu aynıysa yağına da geçebilirim. O kadar hasta oldum diyebilirim. Kokusunu çok çok beğendim. En sevdiğim ürünlerden biri bu oldu. Çünkü bu kokuyu daha önce alıp birçok şampuanda deneyip bulamadığım bir kokuydu. O yüzden çok sevdim. Bayıldım diyebilirim. Yani harika. Karşıma vantilatör çalışıyor. Arada bir böyle ferahlık gelsin diye çünkü müthiş bir sıcak var. Neyse Bargello bizimleydi. Bargello alkol ürünler göndermiş. Bir önceki etkinlikte, Çiğdem'in etkinliğinde ben bu parfümü kullanmıştım. Tabii ben bunları açamıyorum. Normalde bu markaları çok kullanmıyorum. Gül kokusu ama diğer çiçeklerle karışık bir gül kokusu. Hiç beni rahatsız etmedi. Kalıcılığı çok güzel. Gerçekten alınabilecek parfümlerden. İnternet sitesine bakmıştım. Sanırım 50'li 30 lira civarında. Fiyatını fazlasıyla hak eden bir parfüm. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Çiçeksi kokuları seviyorsanız, gül kokularını seviyorsanız ki ben sevmediğim halde bile çok güzel bir şekilde kullandım. Vücudunuzda kalıcılığı çok güzel. Çok tavsiye ederek tekrar alınabilecek ürünlerden biri. Body Splash'ini göndermiş. Bendeki Pure Lily çok fresh. Şöyle bir sıkayım mı? Çiçeksi zambak mı bu? Lily. Okusana değil mi? Yazar mutlaka. Açık renkle yazmışlar çok zor görüyorum. Duştan sonra falan uyuklayın diyor. Tamam. Ateşe değdi. Tamam. Neyse. Türkis'in gerçekten çok fresh, harika yaz kokularını mutlaka altına da bir göz atın. Ben parfüm daha önce kullanmış olduğum için daha da bir şey demiyorum. Doğadan çay bizimle birlikteydi.
Şöyle yeşil doğadan kupa ve yeşil çay ben sürekli tüketiyorum. Zencefil limonlu hastayken bunu denedim. Bu da çok güzel. İçimi çok yumuşak. Etkisi çok güzel. Mutlaka yeşil çay içmekte ya da zencefil limonlu şeyler içmekte zorlanıyorsanız doğadan çayın şu zencefil limonlusunu içimi çok rahat. Severek tavsiye ediyorum. Çok güzel bir çaydı. Son sponsorumuz Yves Rocher'in şöyle bir şampuanı. Brilliance Shine. Herhalde bu da kalendulalı. Evet. Aynı sefa çiçeği içeren şampuan demişler. Başka da bir şey yazmıyor. Yves Rocher ürünlerini artık kaç tane ne bitirdim ben bile hatırlamıyorum. Tüm duş jellerim ki hala doğum günümde gidip 4 al 2 öde fırsatından faydalandım ve bir de duş jeli hediye ettiler ki 4 al 2 ödenin ikisi peeling ikisi duş jeliydi. Artık evde bu markanın duş jellerinden geçilmiyor. Şampuan da hediye geldi. Süper oldu. Kokusu da çok güzel. İçeriği de çok temiz. Ben Yves Rocher ürünlerini çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum. Etkinlikte de sponsor olması daha da mutlu etti. Dimes bizlerle birlikteydi. Dimes'ten gazoz gelmişti ki 15 gün içerisinde tabii ki biz onların çok dayanamadık. Maalesef. Ada gazozu vardı. Çok güzeldi. Sonrasında tabii ki bu etkinlik bakayım unutmak istemiyorum. Trendbend'de elbisem tekrar söyleyeyim. Herhalde bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.